Car Story kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konuğu arkamda görmüş olduğunuz 2008 model Citroen C4 Grand Picasso. Aracımız 2008 model, 110 beygir güce, 240 Nm torka sahip. Vitesi otomatik vites, koldan birazdan göreceğiz. Aslında birkaç tane böyle diğer araçlarda bugüne kadar görmediğiniz özellikleri de sizinle paylaşacağım. Eğer bir aile aracı istiyorsanız, aileniz 4 kişi veya 4 kişiden daha fazlaysa bu araç aslında sizin için biçilmiş kaftan. Normalde Grand Picasso modeli bir SUV modeli gibi böyle biraz daha yüksek olduğu için kadın sürücülerimize biraz daha fazla hitap ediyor. Fakat uzunluk biraz göz korkutuyor. O da arkası biraz daha böyle yüksek ve heybetli olduğu için uzun olduğu zannediliyor ama bugünkü Renault Fluence modellerini bilirsiniz. Renault Fluence'lerden 20 santim daha kısa. Genel görünüş itibariyle bu şekilde heybetli, yüksek bir araç. SUV, yani içine bindiğiniz zaman yükseklikten dolayı sanki bir SUV'a biniyormuşsunuz hissi yaratacak. Şehirler arası yolda 5.1 litre yakıt tüketimine sahip. Şehir içi ortalamada 6.8 litre. Karma yakıt tüketimi de 5.7 litre. Maksimum hızı 180 kilometreyi bulabiliyor. Aracın motoru güçlü. Vites otomatik, torku da yüksek olduğu için bu hızlara çok rahat ulaşabilirsiniz. 0-100 hızlanması 13.4 saniye ve bagaj hacmi 208 litre. Şimdi hazır aracın dışındayken önce bagajından incelemeye başlayalım. Bagajımızı açalım bakalım. 208 litrelik bagajımız bu şekilde. Aslında 208 litreden daha fazla ve daha büyük bir hacme sahip gibi görünüyor. Tabii yine yükseklikten dolayı. Bu araçta birçok araçta görmediğiniz bir özelliği şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Normalde burası bagaj ışığı ama birçok araçta bu özellik yok. Ve bu ışığı normal buradan çıkartıp el feneri olarak kullanabiliyorsunuz. Burada düğmesi var. Düğmesinden açıp gördüğünüz gibi 2008 yılından kalma olmasına rağmen yani 15 sene geçmiş. Ve hala şarjı da çok güzel tutuyor. Ve çok güzel de aydınlatıyor. Herhangi karanlık bir yerde buralara bir şeylerinizi düşürdüğünüz zaman ya da bagajın derinliklerinde bir şey arayacağınız zaman ya da dışarıda bir işiniz olduğu zaman arkadaşlar bu fener çok işinizi görecektir. Yani 2008 yılındaki bir tasarımın bunlara sahip olması, insanların bunları düşünüyor olması, sürücülere bu kadar önem vermesi gerçekten çok güzel. Şimdi normalde aracımız 7 kişilik. Kalan 2 tane koltuğumuz burada. Burada tutma yerleri var. Buradan tutup önce bunu kaldırıyorsunuz. Sonra da koltuğun sırtından çekerek bunu koltuk haline getiriyorsunuz. Tabi bu koltuğun ebatları küçük. Yani çocuklarınızı ancak buraya oturtup burada seyahat ettirebilirsiniz. Normal yetişkin iki insanın buraya sığması çok mümkün değil. Tabi yetişkin insanlar kısa boylu insanlarsa belki bir ihtimal onları da buraya sığdırabilirsiniz. Yine aynı şekilde burada kırmızı yerinden çekerek eski konumuna getiriyoruz. Stepnesi yedek lastiği aracın alt tarafında. Bunları da yine bu şekilde kapatarak bagajı aktif bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yine bu aracın en büyük özelliklerinden bir tanesi bu öndeki koltukları da yatırarak en öndekileri de hatta yatırarak bu aracı yatak haline getirebiliyorsunuz. Tek kişiyseniz veya iki kişiyseniz tek gecelik kamplarda çok ideal, çok güzel bir araba olabilir sizin için. Burada da yine aracın bandizor kısmı var. Bu şekilde tutturabilirsiniz tabii. Aynı anda ikisini tutturmanız gerek. Bu şekilde kapatıp bagajın içinin görünmesini engelleyebilirsiniz. Bu kadar. Çok güzel detaylarla aracı işlemişler, yapmışlar. Şimdi aracın arka kısmına geçelim. Tabii arka kısmına geçmeden önce standart kapı tokluğu testimizi yapalım. Şöyle hatta sol elimle. Çok ağır olmayan, çok hafif olmayan, böyle orta seviye kaliteli bir kapı izlenimi veriyor. Çok tatlı bir kapanma sesi var. Şimdi aracın arkasına geçelim. Arka incelememizi yapalım. Arkada böyle belirgin birbirinden ayrılmış 3 tane koltuğumuz var. İçine binmek ve inmek çok rahat. Buradaki açıları güzel ayarlamışlar.
O yüzden rahatça binip inebiliyorsunuz herhangi bir şekilde kafanızı vurmadan. Evet, şu anda aracın arkasında oturuyorum ve göz mesafemden size bu açıyı gösteriyorum. Yani şoför ve öndeki yolcuya göre bayağı yüksek ve geniş bir açıya sahipsiniz. Diz mesafesi 4 parmak ve ön taraf da aslında koltuk bayağı bir geride olmasına rağmen 4 parmak. İçeri girdiğiniz zaman yine 2008 olmasına rağmen zamanın ötesinde detaylarla bezenmiş bir aracın içindeyiz. Mesela burada bir kapı, orijinal bir perdemiz var. Bu orta kalite bir plastik. Burası yine güzel bir kaplama. Tutamaçlar krom kaplama. Buralar plastik ve elektrikli camımız var. Burada çocuk kilitleri mevcut. Şuraya geldiğimizde bakın arka tarafa özel bir havalandırma menfezi var. Yani menfezi geçtim. Burada dereceyi ayarlayabileceğiniz bir ayar düğmesi de var. Yani ön taraf mesela serinletmek istiyor. Çok serin oldu ya da çok esiyor arkaya doğru. Veya çocuğunuzun aynı soğukluğu almasını istemiyorsunuz. Buradan menfezi kapatabilir ya da bu ayardan açıp kapatabilirsiniz ya da kısabilirsiniz. Ortada, arka tarafta herhangi bir şaft tüneli yok. Gayet dümdüz. Bu yüzden de aslında bu arka tarafı çok ferah gösteriyor. Yine burada ya çok güzel otobüs gibi yapmışlar. Gerçi burada koltuk biraz fazla arkaya yattığı için benim dizlerime değiyor. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle açtığınız zaman açılıyor. Burada bir bardaklık, bir yemek yiyip içmeye yarayacak bir masamız var. Yani resmen uzun yolculuk için ideal bir otomobil. Özellikle yani bu arabada yolculuk edenler çok çok rahat yolculuk edeceklerdir. Yine aynı şekilde burada da masamız mevcut. Şurada hoparlörümüz var. Aşağıda bir hoparlörümüz var. Onun dışında burada cam tavanımız var. Birazdan cam tavanı açacağız. Yine arkada bir aydınlatmamız var. Ve emniyet kemerlerimiz de burada mevcut. Aracın arka iki tane yolcu için tutamaçlar koymuşlar. Burada ne olduğunu bilmediğim bir boşluk var. Bunu çözemedim ne olduğunu. Yine ışığımız var. Aynı şekilde burada da ne olduğunu çözemediğim, belki de bir eklenti geliyordur buraya. Ve yine tutamacımız mevcut. Arkası geniş, ferah ve çok rahat. İnanılmaz rahat. O yüzden bu arabanın arka tarafında böyle saatlerce yorulmadan yolculuk yapabilirsiniz. Hadi gelin şimdi ön tarafa geçelim. Evet, aracın ön tarafına geldiğimizde yine arkadakiyle aynı plastik krom kaplamalar ve burada aynı ayarlarımız var. 4 camımız otomatik, çocuk kilidimiz mevcut. Burada alt tarafta, alt kısımda hoparlör. Burada işte sularınızı veya ıvır zıvır koymanızı yarayacak bir boşluğumuz var. Şimdi aracın içine geçelim. Evet, aracın içi tam böyle görüş açısı bu şekilde. Yani baksanıza ekran tamamen böyle gepgeniş. Yani hiç arabanın hiçbir yeri neredeyse görünmüyor şu direkt dışında. Muazzam bir açı. Şimdi başka özelliklerini de göstereceğim size. Mesela özelliklerinden bir tanesi, şöyle göstereyim. Şimdi bu normalde güneşlik. Bu güneşliği bile, bakın geriye çekiyorum. Bu güneşliği de geriye çekiyorum. Yani şu camın açısına bakar mısınız? Arabanın tavanı neredeyse komple cam. Şimdi bir de arabamızı çalıştıralım. Tepedeki camımızı açalım. Cam tavanı açmak için buraya bir düğme koymuşlar ve kademeli açılıp kapanabiliyor. Bu şekilde. Şimdi arabayı çalıştırmam lazım tabii. Arabayı çalıştırdım. Bakın cam tavanı kademeli. Bir kademe, iki kademe böyle gidiyor. Hepsini birden sonuna kadar çevirirseniz cam tavanı sonuna kadar açıyor ve arka taraf için o kadar aydınlık oldu ki arka taraf için bu seyir keyfi ve yolculuk 2-3 kat bence artmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bu aracın en büyük özelliklerinden birisi aracın direksiyonu dönmüyor, sabit kalıyor.
Bakın şimdi şöyle gösteriyorum size. Baksanıza yani aracın direksiyonu nerede? Kenar yerleri. Aracın ortası, göbeği burada duruyor. Bu nasıl oluyor? Tabii ki aracın göbeği sabit bu araçta. Yani Citroen'in aslında birçok aracı bu şekilde göbeği sabit tercih etmişler. Bu yolcuları aslında yani araç kullanıcılarını bir şekilde ikiye bölen bir olay. Kimisi çünkü sabit direksiyon olmasını seviyor. Kimisi sabit direksiyon olmasını sevmiyor. Kullanışsız olduğu için. Kimisi de kullanışlı olduğunu düşünüyor. Yani ben bu aracı bir süredir kullanıyorum. Ve bence hani kullanış açısından kötü bir yanı yok. Yani ama kullanışlılık açısından da ekstra güzel. Çünkü en azından bu düğmeleri aktif kullanıyorsanız eğer, kullanım sırasında işte viraj dönüyorsanız ya da bir yerlerden dönüyorsanız bu düğmelerden birine basmanız gerektiğinde direksiyon toparlamanıza gerek kalmadan nerede olduğunu bildiğiniz için hemen bunları basabiliyorsunuz ve konsantrenizi tamamen yola veriyorsunuz. Aracımızın sol tarafında menfezimiz var, dijital klimamız var. 2008 yılına göre aslında çok güzel bir özellik. Bunun alt tarafında fanların güç ayarı, derece ayarları, işte öne mi arkaya mı vermenizi gerektiren diğer bütün ayarları burada bulabilirsiniz. Burada F1 vites dediğimiz solunda ve sağında bakın şurada manuel kullanabilirsiniz. F1 vites var şurada. Hatta şuradan da göstereyim. Bakın şurada çıt çıt yapıp buradan çıt çıt yaparak vites değişimini yapabilirsiniz. Arkadaki kolumuzda ise farlarımızın ayarı var. Genelde bu araçlarda otomatik de kalır. Çünkü otomatik far sensörü var bu araçta. Hava karardığı anda sizin için farları yakar. Ama yok ben gündüz de yakmak istiyorum, daha görünür olmak istiyorum diyorsanız buradan yine ayarlayıp farlarınızı yakabilirsiniz. Buradaki en büyük özelliklerden bir tanesi ve sıra dışı olanlardan bir tanesi koldan vites. Şimdi otomatik viteslerde normalde böyle ortaya kocaman kazulet gibi şey koyuyorlar değil mi? Vites koyuyorlar, vites kolu işte şanzıman oradan bağlıyorlar falan. Bu aracın en güzel özelliklerinden biri burada böyle narin bir şekilde koldan vites olması. Amerikan tarzı vites de denilebiliyor, kimisi öyle biliyor. Bu arabaya çok böyle tatlı bir hava katıyor. Buradan vites değişimini yapabilirsiniz, buradan geriye alırsınız boşa. Otomatik veya en altta manuel seçeneğini seçerek kollardan az önce gösterdiğim F1 viteslerden yapabilirsiniz. Şu anda boşta, el freni çekili olduğu için araç kaymayacaktır. Ve yine bir ilginç özellik de el freni aracın burada. Yani böyle sağda solda aramaya gerek yok. Bu aracın da yine en güzel özelliklerinden bir tanesi gaza yüklendiğiniz zaman ya da bir dokunduğunuz zaman dokundum. Bakın el frenini kapattı. Yani birazcık gaza dokununca el frenini otomatik olarak kapatıyor. Tekrar basarsanız el frenini aktif hale getiriyor. Bu sağ tarafta sileceklerimiz var. Standart silecek ayarları, kademe ayarları var. Herhangi bir yağmur sensörümüz yok. Orta konsola geldiğimiz zaman göstergelerimiz orta konsolda. Yine bir fark yaratmış Citroen ve direksiyonun arkasına almak yerine göstergeyi ortaya almış ve direksiyonun önüne de bilin bakalım ne almış? Torpido gözü yapmış. Yani aracı inanılmaz kullanışlı hale getirmiş. Çünkü normalde göstergeler burada olduğu zaman bu ortada herhangi bir torpido vesaire olmuyor birçok araçta. Ve burası biraz kullanışsız kalıyor. Onun yerine torpido burada oluyor. Yani bu adamlar hem burada yapmış, hem burada yapmış, hem burada yapmış, hem burada yapmış. Yani her yeri torpido arabanın. Yani o kadar çok kullanım alanı var ki. Tam bir aile arabası o yüzden. Yani çoluk çocuk bir yere gittiğiniz zaman bütün ıvır zıvırı her yere doldurabilirsiniz. Buraları doldurun, buraları doldurun, buraları doldurun. Her yeri doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsini doldurup yola çıkabilirsiniz. Her yer torpido dolu. Orta panelde bu sol tarafta el freni göstergemiz. Bu göstergenin sol tarafında vitesin kaçıncı viteste olduğu, ortada zaten kocaman sıfır yazan yerde kilometremiz, sağ tarafta benzin göstergemiz, alt tarafta da kilometremizin yani bugüne kadar kaç kilometre yaptığımız gösteri 300 bin kilometredi tam, 300 bin 30 kilometredeymiş hatta. Ortada da anlık yakıt tüketimini gösteriyor, havanın kaç derece olduğunu vesaire bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sağ tarafta da hangi emniyet kemerinin takılı olmadığını gösteriyor.
emniyet kemerini zaten takmadıktan sonra böyle çok can sıkıcı, sizi epey bunaltacak, artık şu emniyet kemerini tak denilen böyle bip 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 şeklinde çirkin bir ötüşü var. Gerçekten emniyet kemerini takmadan yola devam edemiyorsunuz yani, o derece. Yine konsolun orta tarafında burada teybimizi gizlemişler. Bu da güzel bir detay. Sürekli böyle açık bir şekilde kalmıyor. En azından renk bütünlüğü olması için bu renkte bir kapak yapmayı akıl etmiş arkadaşlarımız. Orta tarafta menfezler, ikaz düğmemiz. Sonrasında ESP düğmemiz var. Burada da kapı kilitlerimiz var. Sağ tarafta yine dijital klimamız var. Bunun dışında torpidomuz var. Ortada soğutucu özelliği olan, bakın burada buz gösteriyor, yani kar gösteriyor. Soğutucu özelliği olan bir dolabımız var. Buraya yine bunu açık tutup bardaklık yapabiliyorsunuz. Yani adamlar inanılmaz akıllı çalışmışlar ve yapmışlar, düşünmüşler. Veya burayı buzdolabı olarak kullanabilirsiniz. Ya da bir şeylerinizi soğutmak için çikolata veya içecek gibi şeylerinizi burada serin muhafaza edebilirsiniz. Burada iki bardaklık artı burada bir bardaklık daha var. Çakmaklığımız var. 12 volt çıkışımız var. Ivır zıvır koyacak yerler. Bozuk para ya da işte burada yine bardaklık. Burada koltuğumuzu öne arkaya sağa sola yatıracağımız ayarlarımız mevcut. Kol dayamamız burada ayarlı bir kol dayaması. İlk indirdiğinizde böyle sanki kırılmış gibi aşağı doğru iniyor. Bu da öyle ama sonradan bunu kademeli bir şekilde yükseltip azaltabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bunu da öyle azaltabiliyorsunuz. Bu şekilde rahatça yolculuk yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu üst tarafa geldiğimiz zaman zaten şurayı göstermiştim. Bakın burası böyle kapanıyor. Burada güneşliklerimiz var. Yine burada da böyle. İsterseniz çok güneş gelirse komple burayı kapatabilirsiniz. Sol tarafta, sol güneşliğimizde de aynamız mevcut. Sağ tarafta da yine burada aynamız mevcut. Herhangi bir ışığımız yok güneşliklerimizde. Orta kısımda dikiz aynası ve şurada da minik bir ayna var. Bu minik aynanın amacı arkada sevimli yavrucaklarımızı buradan bakıp kontrol edebilmek kolayca. Çünkü dikiz ayna sadece arka cama odaklanmamızı sağladığı için yavrucaklarımızı buradan takip edip bakabiliriz. Ne yapıyorlar acaba diye. Rahat oturuyorlar mı ya da rahat duruyorlar mı diye kontrol edebiliriz. Şimdi bunları hallettiğimize göre bir de şurası var. Sol tarafın altında da benzin deposu kapağımız var. Benzin koyacağımız zaman bunu basıp benzin kapağını açmamız gerek. Park sensörünün kapatma düğmesi var. Niye kapatırlar park sensörünü bilmiyorum. Belki de ötmesi çok hoşlarına gitmiyordur. Far ayarlarımız mevcut. Onun dışında ortada, sağda, solda bu gösterdiklerimin dışında herhangi bir özellik mevcut değil. Daha ne olsun yani. O kadar çok özellik saydım ki. Bu arada bir özellik daha söyleyeyim. Şoför hava yastığı, yolcu hava yastığı ve perde hava yastıkları mevcut. Bakın. Yani güvenlik olarak da çok üst seviye bir araç. Yani parasını hak eden ve paranın karşılığını gerçekten veren bir araba.